Mustafa Çelik. Oğlumda dikkat dağınıklığı, dikkat eksikliği vardı. Üzerlik seti kullandık, zihni açıldı. Her şeyi hızlıca kavrar oldu. Allah senden razı olsun. Dikkat dağınıklığı, dikkat eksikliği, konsantre olamama. Üzerlik seti kullandı, zihni açıldı. Her şeyi çok hızlı kavrar oldu. Allah sizden razı olsun. Sağ olasın, teşekkürler. Ben bir bitkisel gıda takviyeleri, bitkisel ürünler fuarına gitmiştim. Orada Profesör Doktor Kemal Bey ve doçent doktor kimyager, bunlar ekstrak falan yapıyorlar. Üniversitede, Ege Üniversitesi'nde. Dedim ki, siz niye geldiniz? Fuarda işiniz ne? Dediler ki, biz bir 15 yıl çalıştık. Hafızayı güçlendirici, konuya odaklandırıcı bir ürün ürettik. IQ Plus. Onu tanıtacağız ve patentini satacağız, paramızı alıp gideceğiz. Biz bunun için geldik. Çünkü biz uğraşamıyoruz, ekstra kişiyle uğraşıyoruz. Buna yoğunlaşamıyoruz. Çocuklar için. Dedi o zaman satın bakayım dedim, ben alayım. Kaç para, şu kadar para falan filan. 10 bin lira anlaştık, aldım. Ürettik. IQ Plus ismini kullanamazsın Tarım Bakanlığı. Niye? Avrupalı, Amerikalı, Çinli, Rus, İngiliz, Fransız kullanıyor. Ben de kullanıyor muyum? Bana niye yasak? Sen Türksün, sana yasak. İyi öyle olsun dedik. Biz de üzerlik ismiyle ürettik. Tabii aldık formülü şey, ama geliştirdik, değiştirdik, dönüştürdük. İlk aldığımız gibi kalmadı. Daha etkili hale getirdik. Elhamdülillah. New York'ta bir hanımefendi bizden ürün istedi. Dedim ki Belçika'daki bayimi göndersin sana. Buradan Türkiye'den sorun olabilir, Belçika'dan olmuyor. Avrupa belli olacak. 40 gün sonra tekrar aradı. Dedi ki 40 tane daha istiyorum. Niye? Sınıftaki bütün öğrenciler, aileler, veliler çok memnun. Benim oğlumdaki değişimi, dönüşümü görünce onlar da istedi. Onlar için istiyorum. Mahalledekiler falan filan. İyiydik. Göndersin arkadaş, gönder. 6 hafta, 7 hafta sonra bir daha aradı. 100 tane gönderiyor. Niye, ne oldu? Bütün okuldakiler çok memnun. Değişimi, dönüşümü görünüyor çocuklar. Herkes memnun. İyi dedim, tamam. Arkadaş göndersin. Gönder. Şimdi buraya bir genç, bir ailesi geldi. Çocuk agresif, 12 yaşlarında. Anne baba dinlemiyor. Asi. Ergenlik çağına işte girdi, girecek. Anne baba takmıyor. Öğretmeni dinlemiyor. Diğer çocuklar okulda boks, kickboks yapıyor, kavga yapıyor. Kimseyle geçinmiyor. Ders çalışmıyor. Okuldan geliyor, çantasını atıyor. Sokakta, arada bul. Anne baba üstüne gidemiyor. Çocuklarını birazdan azı büyütüyorlar. Sıkmıyorlar, korkuyorlar, bir şey olur falan, kaçar o kadar evden falan filan diye. Ne olacak bizim halimiz, hiç sorun değil. Sarı kantron, üzerlik Ormuz Gold. Ormuz Gold. Sarı kantron, üzerlik. Sarı kantron hiperaktivite, dikkat, yani aşırı aktif, sakinleştiriyor. Sarı kantron birleşiminde hiperezin, hiperforin gibi etken maddeler var. Beyni salgılamış olduğu serotonin, noradrenalin, dopamin, glutamat, melatonin, prolin gibi hormonları düzenliyor. Üzerlik konuya odaklandırıyor. Aynı zamanda üzerlik ağrı kesici. Özelliği de var. Ormuz Gold ise beyni temizliyor. Beyindeki ağrı metalleri, kimyasalları temizliyor. Değişim, dönüşüm, DNA'yı tamir ediyor. Hayatta çocuk matematikten 60 puan almamış. 6 hafta sonra geldiler, çok sevinçliyiz. Niçin? Oğlumuz ilk defa matematikten 90 puan aldı. İlk defa bu kadar yüksek puan aldı, 90 puan. Maşallah dedim, çok güzel.
Devam, ara vermek yok. Tamam dediler, gittiler. Bir hafta sonra tekrar geldiler. Bu sefer 95 puan aldı. Öğretmeni şaşırmış, arkadaşları şaşırmış, ailesi, bütün çevresi ve çocuk okuldan gelince çantaya atıp gitmiyor. Önce dersini yapıyor. Sonra annesinden, babasından müsaade alıyor, dışarı çıkabilir miyim diye. Uslanmış, sakinleşmiş, kendine gelmiş. Yani en afacan çocukken en efendi çocuk olmuş. Evet, her şey mümkün. Yeter ki kainat her bir şeyi doğada bir ayet gibi, Allah'ın ayeti. Cenab-ı Allah bu bitkiyi yarattıysa bunun bir anlamı, bir özelliği olması lazım. İnceleyeceksin, araştıracaksın, bulacaksın. Neden, niçin, ne var, nasıl vesaire. Yani her bitkinin doğada her şeyin, baktığın her şey, gördüğün her şey bir ayet gibi yazılı. Yani kainatta her şey yazılı. Okumak lazım, anlamak lazım, bakmak lazım. Bakmak ayrı, görmek ayrı. Bazıları bakar görmez. Bakacaksın, göreceksin. Yani sadece bakmakla da olmuyor.